Deadpool ve Wolverine filmi vizyona girdikten sonra ortaya çıkan yeni detaylar gerçekten ilgi çekici. Bu videoda bahsedeceğim en büyük konuysa Hulk vs. Wolverine filminin gelişim aşamasında olması hakkında olacak. Ancak olaylara başlamadan hemen önce bu videonun filmden ufak da olsa bir spoiler içerdiğini belirtmek istiyorum. Deadpool ve Wolverine filmiyle birlikte Hugh Jackman yeniden Wolverine olarak geri döndü. Zaten bunda spoilerlık bir durum yok. Adamın fragmanlarda hatta postellerde bile resmi var. Ve Marvel filmi içerisinde buna referans vermiş olsa da Hulk ve Wolverine arasında güzel bir kapışma olmasını planlıyor. Yeni Wolverine'imiz eskisinden çok daha genç, atik ve CGI sahneleriyle oldukça çevik dövüşüyor. Bu yüzden Marvel'ın istediği şey Wolverine ve Hulk'ın kapıştığı bir film hazırlamak. Ancak bu noktada iki farklı yol var. Ya sadece Wolverine ve Hulk'ın savaştığı bir film çekecekler ya da MCU'nun yeni Hulk filminde Wolverine'in arasında kavga izleyeceğiz. Ancak şunu bilmenizde fayda var, World War Hulk filmi için çalışmalar devam ediyor. Captain America Brave New World filmiyle birlikte süper asker çılgınlığı başlayacak. Bu süper asker çılgınlığı mevzusunu zaten fragman incelemesinde sizlere söylemiştim. Diderin geliştireceği süper askerler sadece Red Hulk'ta sınırlı olmayacak. Captain America Brave New World'ün sinemalarda yayınlanan genişletilmiş fragmanında özellikle bu sahnede birçok güçlü Hulk formu yer alacak. Bruce Banner'ın kanıyla geliştirilen sıradan insanlar bile halkın güçlerini kullanabiliyorlardı. Elbette bu durumun mide bulandırıcı olduğunun ben de farkındayım. Eskiden Marvel filmlerinde, çizgi romanlarında ve animasyonlarında halkın gücünü kimse kullanamıyordu. Bruce Banner babasının kendi üzerine Yaptığı deneyler sayesinde sadece özel güçler kazanan tek kişi olmalıydı. Şimdi ise halkın kanını kendi kanıyla birleştiren herkes süper güçlere sahip oluyor. Ama hala halkın diğerlerinden üstün olmasını sağlayabilecek bir durum var. En azından eskiden MCU halk için bu durum geçerliydi. Şimdi Bruce Banner'da kişilik bozukluğu olduğu için mutasyona uğradığında baskılanmış duyguları ortaya çıkıyordu ve bu ilkel yaratık kendisine halk diyordu. Halk zamanla gelişim gösterip biraz daha insanlaşmaya başladığında maalesef ki eski gücünü ve öfkesini kaybetmişti. Hulk vs. Wolverine'in güzel olan tarafı ise biz vahşi yani Devil Halk'ı izleyeceğiz. Halkın yani Bruce Banner'ın yoğun gama patlamasına maruz kalmasıyla ortaya çıkacak olan bu formu elbette eskisinden çok daha güçlü olacak. Tabi bu noktada sizi nasıl merak ettiğiniz konu muhtemelen şudur. Wolverine şu anda dünya 10.005'teyken 616 evrenindeki halkla nasıl kapışacak ki? İşte bu noktada izlemiş olduğumuz filmi iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekecek. Bakın dostlar zaman çizgilerinden bahsettiğim spoilerlı video içerisinde Evren Reboot yese bile 2024 yılından itibaren zaman çizgisinin devam ettiğini açıklamıştım. Logan Wolverine'in Dünya 10.005'te yaşayan orijinal formu hala hayatta ve X-Men'in bir parçası. Logan normalde 2029 yılında ölecekti ancak zaman çizgisi reboot edikten sonra Logan bu zaman çizgisinde ölmeyecek şekilde evreni kurtuldu. Yani bizim orijinal Wolverine'imiz hala hayatta ve gelecek 2024 yılından itibaren baştan yazıldı. Hani burada zaman çizgisinin sıfırlandığı sahnede %1'e kadar gelmişlerdi ve 2024 yılı parçalanmaya başlamıştı ya. İşte bu yüzden 2029 yılına kadar yaşanan her şey değişmiş oldu. Neredeyse 2024 yılı parçalanacaktı ancak Deadpool ve Wolverine son anda makineye kısa devre yaptırarak zaman çizgilerini kurtarmayı başardı. Sonuç itibariyle şu anda dünya 10.005'te 2 tane Wolverine var ve TV'nin Deadpool'a söylediği şeyi iyi bir şekilde hatırlamanızı istiyorum. Wade Wilson eninde sonunda Secret Timeline'a dahil olacak ve Secret Wars da büyük bir öneme sahip olacaktı. Paradox'un teklif ettiği şeye bakacak olursak Deadpool'un 616 evrenine gelmesinde ve bu evrende kalmasında herhangi bir sorun yokmuş. Ve şu anda aynı şey Wolverine içinde geçerli bir durum. Filmde gördüğümüz varyant Wolverine Deadpool'un evrenini kurtarmasına yardımcı oldu. Ve şimdi TV bağlantısı sayesinde kendi hikayesine devam edebilmesi için 616 evrenine götürülecek. TV'in buradaki amacı geleceği değiştirmeyecek şekilde kahramanların hikayesini daha kolay bir hale getirmek. Yani burada Torun ağladığı sahne Deadpool'un öldüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. İster sonsuzluk taşlarını kullanarak ölsün, isterse de başka bir şekilde ölsün ama Deadpool'un hikayesi bu noktada sona erecek. Yani Deadpool ve Wolverine eninde sonunda belki de bu filmden hemen sonra 616 evrenine gelebilirler. İşte bu sayede Wolverine vs Hulk projesi için bir bağlantı kuracaklar. Bir evrende iki tane Wolverine olmasının hiçbir anlamı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama burada şöyle bir durum daha var. Dünya 10.005'te yaşayan orijinal Wolverine yeniden yazılan ve reboot yiyen zaman çizgisinde artık bağlayıcı varlık değil. Bu durumda 2024 yılından sonra TVA onu alıp 616 evrenine getirebilir. Bu sayede varyant Wolverine onun yerine geçmiş olur. Aslında bu durum maalesef ki ilk açıkladığım duruma göre çok daha mantıklı. Çünkü yeniden yazılan zaman çizgisinin bağlayıcı varlıkları şu anda Deadpool ve Wolverine oluyor. Bana kalırsa iki Wolverine'den biri 616 evrenine gelecek ama dediğim gibi ben varyant Wolverine'in gelmesi taraftarıyım. Sonuç olarak bu film içerisinde Wolverine ve Hulk arasında bir karşılaşmayı zaten izlemiştik. Yani en azından Deadpool araya girmeseydi kavganın başını izleyecektik. Hatta sahneye detaylı bir şekilde baktığımızda Age of Ultron zaman çizgisinde geçtiğini anlıyoruz. Halkın üzerine giydiği şortu Age of Ultron filminde tasarlanan şortuyla aynıydı. Tabi sinema çekimi görüntülerde çok belli olmasa da filmi izlerken illaki fark edersiniz. Bu sahnede Hulk Sokovya'da delirdikten sonra kaçıyordu ve Natasha onu durduramıyordu. Sonuç olarak Bruce Banner Hulk formunda kaldığı bu süre içerisinde karşısına Wolverine çıkacak ve Wolverine onu durdurmaya çalışacak. Yani bunu MCU'da görseydik aslında çok güzel bir hikaye olurdu. Hatta Hulk'ın bağı bağırdı ve Wolverine'in pençelerine suratının yansıdığı sahneden anladığımız kadarıyla Ragnarok filmindeki halkın tipini kullanmışlar. Ancak arkadan bakıldığında saç yapısı Age of Ultron'a fazlasıyla benziyordu. Burada da biraz CGI'den kıstıklarını anlıyoruz. Yine de önemli olan asıl detay iki karakterin savaştığını göreceğimiz bir filmi gerçekten de izleyecek olmamız. Bir de burada insanların unuttuğu başka bir detay daha var. Evet filmin sonunda Cassandra ölmüş olabilir ancak üzerinde sonsuzluk taşları olan portal yüzüğü hala duruyordu. Hatta Deadpool Corps bu sayede Void'dan Deadpool'un dünyasına gelmişti. Yani artık karakterlerimiz her türlü çoklu evrende gezebilirler. Deadpool'un post-credit Johnny Storm'u ifşa alması bile TVA'da geçen bir sekanstı. Yani bu saatten sonra TV ile birlikte çalışmaya devam etmelerinde herhangi bir sorun yok. Hatta şöyle bir durum bile olabilir. Halka dışarıdan yapılan bir müdahale onu World War Hulk seviyesine ulaştıracak olursa TVA halkı durdurması için özellikle Wolverine'i getirecek olabilir. Farklı evren deneyimlerinde Wolverine halkı durdurabilecek güce sahip olan bir karakterdi. Halkın kafayı yediği ve gerçeklikleri parçaladığı bir düzende Wolverine'i bir avcı olarak kullanmalarını izlemek de güzel olurdu. Bu arada Twitter Kaynaklarından ziyade, Mark Ruffalo da Hulk ve Wolverine hakkında konuşulduğunu söylemişti. Yani Kevin Feige gerçekten de böyle bir filmi planlıyor. Gerçi Robert Downey Jr.'ın doktor doğum olmasından sonra insanların böyle şeylere şaşıracağını çok da düşünmüyorum. Hugh Jackman 90 yaşına kadar Wolverine olmaya devam edecekse daha fazla filmde ve dizide yer alması beklenebilir. Aslında Marvel'ın Avengers 5 ve Secret Wars için acele ettiğini düşünüyorum. Çok da evren kavramına yeni giriş yapmışken MCU'yu sonlandırmak yerine çizgi roman filmlerine devam etmeleri gerekiyor. Şöyle bir gerçek var ki Marvel ne yaparsa yapsın dünyada belirli bir kesime asla tatmin edemezler. Şu anda Deadpool and Wolverine filmi çok iyi izleyici puanları almış. Bazı insanlar bu filmin neden iyi olduğunu asla anlayamayacaklar. Çünkü onlar bu karakterleri seven insanlar değiller ki. Ama biz sevdiğimiz için çizgi roman filmlerinin devam etmesini istiyoruz. Yani en azından bu videoyu izleyen herkesin sevdiği için bu karakterleri takip ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Hulk ve Wolverine filmi bile çekseler yine gidip izleyeceğiz. Çünkü bu filmlerin amacı size bir şey katmak değil. Sadece CGI gösterisi yaparak eğlendirmek oluyor. Filmden çıktıktan sonra soundtrack müziklerini arayacağız. Sonra birkaç ay kadar dinleyeceğiz. Ve sonra filmi tamamen unuttuktan sonra sonra tekrar izleyeceğiz. Bu hep böyleydi ve şimdi de böyle olmaya devam edecek. Marvel'da durum hep böyleydi ve şimdi de böyle olmaya devam edecek. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.